Orta Doğu'nun bugünkü sınırları Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin dağılmasından sonra oluştu. Ve 400 yıl hiç bozulmamış olan sınırlar yeni ulus devletlerin oluşumuyla özellikle İngiltere ve Fransa'nın sömürgeci alışkanlıklarıyla bölgeyi kendi aralarında bölerek yeni yapılar ortaya çıkarmalarıyla doğasına aykırı bir manzarayla bu sınırların oluşmasının sonucu tıpkı büyük depremin ardından artçı şokların gelmesi gibi Orta Doğu'nun siyasi coğrafyası bir türlü yerli yerine oturamadı. O yüzden Orta Doğu özellikle de 1948 yılında Filistin toprakları üzerinde İsrail Devleti'nin ortaya çıkmasıyla hem Filistin sorunun hem Arap-İsrail ihtilafının ortaya çıkmasıyla yeni bir kriz alanı daha kazanmış oldu ve o günden bugüne 1948, 1956, 1967, 1973, Lübnan'daki İsrail işgalinde sayarsanız 1982 bir savaşlar coğrafyası haline aldı ve bütün çevre ülkelere de artçı şoklarını yaydı bu. Fakat Orta Doğu'da Birinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan dengesizlik hali, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan bir savaşlar coğrafyası olması durumunun siklet merkezi İsrail-Filistin, İsrail-Suriye ekseni o jeopolitik alanken İran devriminin 1979'da İran-İslam devrimi olmasından sonra o siklet merkezi bölgenin doğusuna kaydı ve İran-Irak Savaşı dünya tarihinin en kanlı savaşlarından biri olarak 1980'den İran devriminden bir sene sonra patlak verdi. 1988'e kadar sürdü ve Orta Doğu'nun Akdeniz'e bakan veçesi İsrail-Filistin ekseni üzerine olan durum bu sefer bölgenin doğusuna doğru Irak-İran cephesine o jeopolitik alana ve Körfez'e doğru kaydı. O kayışla birlikte Birinci Dünya Savaşı sonrası üstü örtülmüş olan Kürt sorunu kendini gösterdi. İran-Irak Savaşı ile birlikte Irak'ta 1961'de başlayan Kürt isyanı yeni bir veçe kazandı ve o jeopolitik kaymanın sonucu olarak daha doğrusu söylediğim 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın en başında 2003 yılında patlak veren bu sefer Amerika'nın Irak işgali orada öteden beri süre gelen ihtilafla bir Kürdistan federe bölgesinin anayasal bir hukuki konum kazanarak ortaya çıkması, arkasından Suriye'deki gelişmeler ve Suriye'de de 2011 sonrasında ülkenin aldığı yeni şekille Rojava'da bir fiili Kürt öz yönetim bölgesinin oluşması daha da girift bir tabloyu ama bütün bunlarla birlikte Kürt unsurunun Orta Doğu'da önemli bir aktör olarak sahneye çıkmasını sağladı. Tabii şunu asla unutmamak da gerekiyor. Kürtlerden söz ettiğimiz zaman dünyadaki toplam Kürtlerin yarısı, en az yarısı, hatta yarısından çoğu Türkiye topraklarında yaşıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de Cumhuriyet'in kuruluşundan beri üstesinden gelemediği, aşamadığı bir Kürt sorunu var. Bu Orta Doğu'daki gelişmelerden bağımsız olarak yol alabilir bir sorun değil.
Kürtlerin bir bölümünün Irak'ta anayasal haklarla bir federe, adı Kürdistan, federe yönetimi olan bir federal Irak yapısı içinde ortaya çıkması. Rojava'da fiilen bir öz yönetimin olması ister istemez bunlara bitişik olan ve daha önce zaten aynı topraklarda, aynı egemenlik alanlarında birlikte yaşamış olan ve şu anda da Kürtlerin en büyük parçasının oluştuğu Türkiye Kürtleri açısından da birebir onların durumunu ilgilendiren bir konu haline geldi ve Türkiye'nin Kürt sorunu da Türkiye sınırları dışında ve özellikle Suriye'deki gelişmelerle birlikte boyutları gelişmiş ve daha da karmaşıklaşmış bir sorun haline aldı. Ve ben bundan 3 yıl önce İngilizce yayınlanmış bir kitabımda altını kalın çizgilerle çizerek şunu söyledim. Artık Türkiye'nin Kürt sorunu yok. Suriye'deki Kürt sorunu da Türkiye'nin Kürt sorunuyla entegre bir hal aldı. Ve interaktif bir şekilde karşılıklı etkileşim içinde Türkiye Kürt sorunu değil, bölgesel bir Kürt sorununun bir tarafı bugün Türkiye ve o yüzden bölge öyle bir şekil aldı ki bu az önce sürekli ifade etmeye çalıştığımız gelişmelerle Türkiye, Suriye ve Irak'taki gelişmelerden bağımsız olarak Kürt sorununa ilişkin herhangi bir konuyu biz konuşamaz durumdayız. Yani sınırları şeyde çizip, çekip 1926 yılında yasallaşmış öyle diyeyim Türkiye-Irak sınırı 1921'de çizilmiş Türkiye-Suriye sınırının üstü yani Serhat kendi sorunudur. Binhat Suriye'deki Kürtlerin ayrı bir sorunudur. Musul vilayetinin bugün eski Osmanlı Musul vilayetinin Irak tarafında kalan Kürtler ayrıdır. Bizdekilerin durumu ayrıdır. Her koyun kendi bacağından asılır. Her bir sorun kendi ülkesinin içindedir diyemeyiz artık. Yani işte bölgedeki gelişmeler Birinci Dünya Savaşı ortaya çıkmış sınırları harita üstünde muhafaza ediyor ama kendiliğinden silmiştir. Ve dolayısıyla Türkiye'de Kürt sorunu diyeceksek bugün Irak'taki, Suriye'deki gelişmelerden ve oradaki Kürtlerin durumu da buradaki Türkiye'deki gelişmelerden etkilenmeden devamı mümkün değildir ve bu bize 2023 yılına geldiğimizde çok daha karmaşık ve kaotik bir bölge tablosu ve Türkiye gündemi ve Türkiye fotoğrafını ortaya çıkarmış durumdadır. Şimdi Orta Doğu çok kaygan bir coğrafya. Şimdi ben kaotik, karmaşık bir fotoğraf derken aynı anda da Orta Doğu'daki zeminin çok kaygan olduğunu, sabit olmadığını, değişmeye uygun, yerinde durmayan özellikleri olduğunu bir şekilde söylemiş oluyorum. Dolayısıyla sözünü ettiğiniz, soruda ifade ettiğiniz uluslararası güç ya da bölgesel güç merkezlerinin bu sorunla ilişkileri de bu yer kabuğunun işte depremden sonra başlıyor sarsıntı ve artçı şoklar geliyor gibi bu siyasi ve jeopolitik alandaki bu kaygan coğrafyada uluslararası güçlerin de sabit durumları yok, değişken durumları var. En basitinden şöyle ifade edeyim. Türkiye bir NATO ülkesi değil mi? Amerika'nın müttefiki. NATO denen Batı'nın kolektif güvenlik sisteminin bir mensubu. Patron ülkesi bunun Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi dolayısıyla bizim baktığımızda Türkiye ile Amerika'nın bakış açılarının, çıkarlarının, güvenlik anlayışının ortak olması icap ediyor. Fakat sorudan hareketle söylüyorum. Bu bölgenin, kaygan bölgenin gelişmeleri öyle bir yön aldı ki Rojava'daki bel kemiğini Suriye Kürt unsurunun oluşturduğu Kürt öz yönetim bölgesi Amerikan silahlı güvencesi altında ve Amerika'nın da askeri ortaklığı üzerinden
devam edebilir durumda. Bu Türkiye'deki rejimi, Türkiye yönetenleri çıldırtan bir unsur. İkide bir sözü edilen beka sorunu lafı. Beka ne demek? Hayatın devamı demek. Bu Türkiye'nin beka sorunu vardır. Nereden beka sorunu vardır? Yani Suriye'deki Kürtler Türkiye'yi mi tehdit ediyorlar? Böyle bir durum yok. Beka sorunu nereden kaynaklanıyor? Aslında Türkiye'deki rejim de açıkça söylemeden Türkiye Kürtleri ile Suriye Kürtlerinin de iç içeliğini bir anlamda itiraf etmiş oluyor. Mesela Türkiye PKK'yı terör örgütü olarak ilan ediyor. PKK ile ilgili her şeyi terör çerçevesi içinde ifade ediyor. Ama Suriye'de birlikte iş tuttuğu Rusya PKK'yı terör örgütü olarak görmüyor ve öyle tanımıyor. Oysa Suriye'deki Kürt yapılanmasına askeri güvence sağlayan ve askeri eşgüdüm içinde bulunan onunla Amerika Birleşik Devletleri'nde PKK terör örgütü muamelesi görüyor. İnanılmaz derecede karışık bir fotoğraf bu. O yüzden fotoğraf çekemezsiniz. Videoyu seyretmeniz lazım ve sürekli de yeni video çekmeniz lazım ki Orta Doğu'daki gelişmeleri, Kürtlerle ilgili durumu anlayabilirsiniz. Burada tek bir sabit unsur. O sabit unsur Türkiye'nin anti-Kürt politikası. Kürtlerin her türlü statüsünü Türkiye rejiminin istemiyor olması hem Suriye'ye yönelik politikasına hem Irak'a dönük politikasına hem en önemlisi Türkiye'nin içindeki politikasında Kürtlerin statü sahibi olmamasını önceleyen bir politika gütmesi. Türkiye sabit durumundan, Kürtlere ilişkin sabit durumundan çıkarsa bir paradigma değişikliğine gider ve Kürtlerin statüsünü sindirecek, algılayacak bir yönelime kendisini sokarsa o zaman bütün Orta Doğu siyasi dengeleri de Kürtler lehine ve Türkiye'nin kendi lehine aynı zamanda etkilenmiş olur. Ulus devlet fikri 1789 Fransız devriminin ürünüdür ve 19. yüzyılda Avrupa'da kendisini bulmuştur. Önce 1870'te Alman Milli Birliği'nin kurulup Alman Ulus Devleti'nin ortaya çıkması, sonra İtalyan Milli Birliği'nin kurulması ve daha sonra da etnisite temelli olarak ulus devletleri Avrupa'da oluştu ve Avrupa dünya siyasetini empoze eden, onun merkezi bir yer olarak da her yere kendi modelini empoze etmeye kalktı ve işte az önce konuştuğumuz gibi Orta Doğu'ya da Osmanlı Devleti'nin dağılmasından sonra İngiliz ve Fransızlar arasında bölüşüldüğü zaman kendi ulus devlet tecrübelerine uygun şekilde bir Irak devleti, 3 ayrı Osmanlı vilayetini birleştirip işte Musul, Bağdat ve Basra, Suriye daha da karmaşık bir şekilde Fransızlar, işte Alevi bölgesi, Dürzi bölgesi, işte Lübnan, bütün bunları Halep devleti, Şam devleti, bunların parçalayarak onların sonra toplamından kendilerince bir Suriye ulus devleti olmayan bir şey. Yani şey, mesela Filistin topraklarının bir bölümü Osmanlı döneminde Şam vilayetine bağlıydı. Halep apayrı bir yerdi. Şam'la direkt bir ilişkisi yoktu. Şimdi siz orada bir Suriye ulus devleti, Arap milliyetçiliği zemini üzerinde bir ulus devlet kuruyorsunuz. Yanı başında bir Irak devleti var, o da Arap milliyetçiliği üzerine şekillenecek. Bu tuhaf yapılar bölgenin beşeri özelliklerine, kültürüne ve tarihi geleneklerine uymayan yapılar zaman içinde, tarihin akışı içinde çözüldüler. Ne oldular? İşte Irak'ta Saddam rejiminin dış müdahaleyle, o da Amerikan müdahalesiyle çökmesinden sonra federal bir Irak var. Fakat Bağdat'taki merkez, orası federal değilmiş gibi davranıyor hala. Kürtler fiilen kendilerini Irak'a ait saymıyorlar. Psikolojik olarak da saymıyorlar.
Fakat Irak bünyesi içinde işte federal bir birim olarak duruyorlar ama oradaki Kürtlerin öyle durması Almanya'nın federalliği, Amerika'nın federalliği gibi de değil. Tuhaf. Yani bir uyumsuz durum var ve Irak dosyası kapanmış değil. Suriye dersin, Suriye bugün ortada yok. Fakat haritada değişmedi bir yandan. Yani Birleşmiş Milletler de gene Şam rejimi temsil ediyor Suriye'yi. Dünyada atlaslar basıldığı zaman Suriye bildiğimiz sınırları içinde. Fakat Şam'daki rejimin Suriye topraklarındaki kontrolü Suriye'nin dörtte birinin ötesine geçmiyor. Ve az önce de konuştuğumuz gibi Kürtler %40'ına yakın neredeyse en az üçte birine ait kısmını öz yönetiminde devam ettiriyorlar. Bütün bunlar Irak ve Suriye üzerinden baktığımız zaman zaten Orta Doğu'da ulus devlet yapısının ortadan kalktığını ortaya koyuyor. Şimdi burada 1923'te kurulmuş olan Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine ve 19. yüzyıl ulus devlet ideolojisine, modeline uygun bir tane esaslı ulus devlet var, Türkiye. Fakat saha ne 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin tamamıyla uygulanmasına, o haliyle uygulanmasına uygun, ne de 19. yüzyıl ideolojisinin 20. yüzyılda bu sahaya tatbik edilmesine, uygulanmasına uygun. 19. yüzyılda ortaya çıkan, kökü Fransız devriminin fikirlerine dayanan ve 20. yüzyılda uygulamaya sokulmuş olan Orta Doğu'da ulus devlet modeli bugün itibariyle 21. yüzyılın ilk çeyreği itibariyle yürüyemeyecek bir noktaya, yürüyemez ve yürüyemediği bir noktaya ulaşmış durumda. Bunun yerini ne aldı? Daha bir şey almadı. Bunun yerini ne almasına gerektiğine dair görüşler, işte demokratik cumhuriyetti, demokratik konfederalizmdi, bütün bunlar var. Fakat şu anda onlar uygulama aşamasında değil. Bunlar argümanlar, çözüm önerileri, formüller anlamında. Bölgenin kendisi fiili durum itibariyle baktığınız zaman Türkiye zaten kendi ulus devlet modeline dayattığı için Suriye'de asker barındırıyor. Türkiye'de Kürt sorununu askeri yöntemlerle ezmeye çalışıyor çözmek yerine. Suriye'deki iflası oraya askeri müdahale önlemeye çalışıyor. Çünkü Suriye'de ulus devlet, Arap ulus devlet modeli bitti, iflas etti. Allah kerim, yarın öbür gün Irak'ta da bir çaresine bakarız inşallah. Oradaki Kürt yönetimini bir kaldırmanın yolunu ararız diye düşünüyor. Şimdi sırası değil onun. O da işimize yarıyor başka sebeplerle diye bakıyor. Şimdi böyle bir tarihi dönemdeyiz biz. Ve bütün zorluk, dönersek işin başına, Türkiye'deki rejimin değişmemiş olması ve zihni dönüşüm geçirmemesinden kaynaklanıyor. Ve ben o yüzden dedim, Türkiye kendi paradigmasını yenilemediği sürece, kendi ulus devlet modelini, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini revizyona uğratıp yenileme yoluna gitmediği ölçüde ve 19. yüzyıl ulus devlet modelini hem kendine uygulamaya devam edip hem de bölgede uygulamaya çalışmayı bırakmadığı sürece bu bölge sıkıntılı bir bölge olarak ne Kürtlerin işine yarar ne Türkiye'nin kendisine işine yarar bir halde böyle gider ve Kürt sorunu da çözümsüz bir halde devam eder. Fakat Türkiye şayet dönüşüme ve değişime uğrarsa Kürtler rahatlar, Kürtler rahatlarsa Türkiye rahatlar ve bu karşılıklı bir şeydir. Türkiye'nin şunu anlaması lazım. Kürtler için iyi olan, sadece Türkiye'de yaşayan Kürtleri kastetmiyorum. Kürtler için iyi olan, Suriye'de, Irak'ta, Kürtler için iyi olan şeyin Türkiye için de iyi olduğunu Türkiye'nin idrak etmesi lazım. Kürtlerin, Türkiye'nin Kürtleri kendi insanları olarak görmesi lazım. Beka sorununun tarafı olarak, baş ağrısı olarak, işte terör potansiyeli tırnak içinde söylüyorum olarak değil. Ya bu bizim vatandaşlarımız, kendi insanlarımız bizim.
Osmanlı döneminde Suriye ve Irak'takiler zaten beraberdik. Ayrı ulus devlet kavramı olmadığı için onlar bunlar diye bir kavramı yoktu. Kürtler biziz. Türkiye Kürtler biziz duygusunu benimsediği, bunu hazmettiği ölçüde ve bunu yürürlüğe koyduğu, uyguladığı ölçüde o Orta Doğu'da olağanüstü büyük tarihi değişiklikler olur ve herkes, Türkiye'nin kendisi de rahatlar, Kürtler de rahatlar, Kürtler rahatlayınca Türkler de rahatlar aslında. Bu en önemlisi bu zihniyet tabii. Yani şu anda biz Türkiye'de 2015'ten başlayarak 2016'dan sonra çok güçlü ivme kazanan bir anti-Kürt, Kürt karşıtı, koyu bir Türk milliyetçi rejim. Bunun dış politikasını ve bunun güvenlik politikasını görüyoruz. Yani Türkiye'de bir ara herkeste büyük umutlar uyandırmış bir çözüm süreci vardı ve eksikti, yanlışlıkları vardı ama temel bir doğru yanı vardı. Abdullah Öcalan'ın üzerine inşa edilmek isteniyordu Kürt sorunun çözümü ve bunu bizzat Tayyip Erdoğan'ın kendisi söyledi. Yani hatırlarsak o dönemdeki milletvekillerinin HDP milletvekillerinin önce Ahmet Türk ve Ayla Akat Ata İmralı'ya gittiler. Arkasından işte Selahattin Demirtaş gitti. Sırrı Süreyya Önder gitti. Pervin Buldan gitti. Altan Tan gitti. Yani Türkiye'de Kürt temsilini ifade eden parti HDP bu rolü aldı. İşte İmralı'ya gidiliyordu. Oradan Kandil'e gidiliyordu. Kandil'den Ankara'ya gidip bilgi veriliyordu. Ve Abdullah Öcalan üzerine inşa edilmiş bir süreç vardı. Ve bu süreçtir ki, bu sürecin başlamasıdır ki Abdullah Öcalan'ın tarihi nitelikteki 2013 Nevroz konuşmasını Diyarbakır'da 2 milyon kişi önünde iki dilde okunan, yanlış hatırlamıyorsam Sırrı Süreyya Önder Türkçe, Pervin Buldan Kürtçe okumuştu. O tarihi metni ifade etti ve bu milyonlarca insanda, Türkiye'nin içinde dışında bu iş galiba çözülecek diye büyük büyük umutlara yol açtı. Fakat birçok nedenden dolayı maalesef o süreç bitti. O süreç bittikten sonra onun yerini ne aldı? Ne alabilir? Askeri çözüm çabaları aldı. Baskı, zulüm, yasaklama, savaş. 102 tane belediye BDP tarafından DBP tarafından kazanılmıştı. Onun yerine kayyum rejimi var. İkide bir işte Rojava'da askeri operasyon hesapları var, drone saldırıları var ve en önemlisi iki yıldır Abdullah Öcalan ne yapıyor, ne ediyor, ne düşünüyor, ne yiyor, ne içiyor kimsenin haberi yok. Tecrit politikası başladı. Bütün bunlar birbiriyle bağlı şeyler. Yani her Allah'ın günü Rojava'ya yönelik drone saldırılarıyla, buradaki kayyum rejimiyle, İmralı'daki tecrit birbiriyle çok ilişkili şeyler. Ne oldu? Duruma hakimiz. Çözdük mü sorunu? Hayır. Tam tersi sorunu kangren haline getirmeye başladık. Halbuki biz eğer doğru bir şekilde Abdullah Öcalan'ın üzerine inşa edilmiş olan çözüm sürecini yanlışlıklarından arındırarak tekrar canlandırırsak, bu sorunun şiddetten arındırılarak barışçıl yöntemlerle, diyalogla, müzakereyle, görüşülerek, sabırla çözülmesine doğru yol alırsak herkes rahatlar. 24 saat içinde, 48 saat içinde çözülmez ama tekrar umutlar canlanır ve çözüm rotasına girer. Onun için de dediğim gibi altını kalın harflerle çizip, kendisine büyük harflerle yazarak söylüyorum. Çözüm diyalogdan, konuşmaktan, silahlardan uzaklaşmaktan, dronsuz bir hayattan geçer. İmralı'dan tecritin kaldırılmasından geçer. İfade özgürlüğünden geçer. Çünkü ifade özgürlüğü demek çok sayıda fikrin, düşüncenin ortaya atılması, tartışılması demek. Toplumun demokratikleşmesi demek.
cumartesi annelerine 950 küsur haftadır saldırıların bitmesinden geçer. Bütün ülke rahatlar, gerilim düşer. Konuşarak, diyalogla barışı arar ve buluruz biz. Ama silahlarla barışa varamayız biz. Silahlarla bir dönem durumu kontrol altına aldığını sanırsın, bir yerden patlar. Çözemezsin. Bu ülkede Şeyh Said isyanı oldu. Bu ülkede Ağrı Dağı isyanı oldu. Bu ülkede Dersim isyanı ve Dersim tertelesi oldu. 1937-38'de bitti. Bitti mi? Gene başladı. Demek ki bitmemiş. Demek böyle bitmiyor bu iş. Ara veriyorsunuz tabii. Bir nefes alıyorsunuz. 10 sene sonra, 15 sene sonra çok daha kapsamlı başlıyor bir de. İşte o yüzden ben demin de söylerken ben tecidi bölgede, yani içinde şu anda Diyarbakır surlarının önünde konuşuyoruz. Bu bölgede uygulanan kayyım rejiminden Rojava'ya her Allah'ın günü yöneltilen drone saldırılarından, Rojava'nın neresine hangi gün hangi büyüklükte askeri operasyon yapacağız planlamasından, yurt dışında gidip bu işi nasıl askeri yollarla bastırırız diye diğer hükümetlerle müzakere etme yollarından ayırt ederek kendi başına görmüyorum. Bu politikanın simge noktası odur zaten. Yani bütün bunlar yapılıyorsa İmralı'da da tecrit rejimi uygulanıyor. İmralı'ya tecrit rejimini kaldıracaksanız siz, o zaman konuşmaya başlamaya niyet ediyorsunuz demektir. O zaman da kayyım rejimi uygulayamazsınız burada. Çünkü kayyım rejimi dediğiniz bura halkının iradesini yok saymak demektir. O anlamda İmralı'dan haber alamamak ve İmralı'da tecrit uygulamakla Diyarbakır'da, Mardin'de, Van'da, bölgenin her yerinde kayyım rejimi uygulamak aynı politikanın parçalarıdır. Her Allah'ın günü Rojava'ya drone göndermek aynı politikanın parçalarıdır. Dolayısıyla İmralı'dan tecrit kalkacaksa, ki kalkmalıdır, o zaman şunu anlayacağız biz. Burada da kayyım rejimi kalkacak demektir o zaman. O zaman Suriye'ye her Allah'ın günü saldırı planları yapmaktan vazgeçilecek, drone saldırılara duracak demektir. Bütün bunları anlayacağız. Hepsinin sembol noktası olarak İmralı'ya tecrit rejimi önem taşıyor. O yüzden İmralı'ya tecrit rejiminin kalkması, kayyım uygulamasının kalkmasının ön habercisi. Ve Türkiye'nin yakın coğrafyada komşularına karşı askeri harekata girişmeyi durduracağının ön habercisi sayılabilir. O bakımdan çok önem taşıyor tabii. Buna kadar yani yakın geçmişten hareket ederek bakarsak, Türkiye'deki barış süreci o kadar az önce sözünü ettiğimiz ve milyonlarca insanda geleceğe ilişkin çok büyük umutlar uyandırmış olan barış süreci Öcalan nedeniyle bozuldu. Öcalan savaşa devam edin talimatını verdi. Tam tersine az önce gönderme yaptığım o meşhur Nevruz konuşmasını açıp bir daha okuyun. Bu iş bitti dedi. Hatta bu işin bittiğini simgelemek için gerillaları Türkiye sınırlarının dışında çıkması talimatını verdi. Öyle olmadı mı? Öyle oldu diye hatırlıyorum ben, yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra da sürekli barış nasıl sağlanır? Hangi kanunları çıkartmak gerekir? Nasıl bir mutabakat metni hazırlamak gerekir? Bunları söyledi. Barış süreci, Türkiye'de bu büyük umutlar uyandırmış barış süreci, Öcalan savaş talimatı verdi, savaş emri verdi diye bitmedi. Bambaşka nedenlerle bitti. Öcalan'dan bağımsız, hatta Öcalan'a rağmen, Öcalan'ı ihlal ederek yapılan bir takım uygulamaların nedeniyle bitti. O nedenle Öcalan'ın yakın geçmişteki bütün konuşmalarına baktığımız zaman çok önemli bir diyalog ve barış şansı olarak görülmesi gerektiğini ve bugün konuşmaya başlarsa da Türkiye'de barışın önünü açacak düşünceleri gündeme getireceğini kuvvetle tahmin ediyorum ve bana sorarsanız, ben bugün Diyarbakır milletvekili sıfatı taşıyorum. Etnik olarak da bir Türk'üm ben, Kürt değilim. Bana sorarsanız, eğer Öcalan'ın sesini duyarsak, Öcalan konuşmaya başlarsa, işler çok daha barışçıl bir rotaya, diyaloga, konuşmaya, birbirimizi anlama çabasına, bir çözüm
yönteminin araştırılmasına ve bulunmasına doğru gidecek, oraya doğru akacak demektir. Ve o yüzden diyorum ki, bana sorarsanız kelimelerine tekrar geri dönerek, Öcalan'ı tecrit etmek ve konuşturmamak, sesinin duyulmamasını, ne düşündüğünün öğrenilmemesini sağlamak demek, Türkiye'de savaş politikasının devamını istemek demektir. Eğer devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Öcalan'ı susturmak isteyerek ne düşündüğü, ne söylediği bilinmesini istiyorsa, demek ki devletimiz savaş ortamının devamını istiyor demektir. Bundan yarar umuyor demektir. Ve ben de diyorum ki bu Türkiye'nin yararına değil, Türkiye'nin çıkarına değil, ya sadece Kürtlerin değil, Türkiye'nin Türk halkının da hiç çıkarına değil. Dolayısıyla devletimiz bu politikayı değiştirmelidir diyorum ben. Yani savaş politikasıyla Türkiye'nin varacağı bir yer yok. Bu sadece Türkiye'yi sıkıntıya sokar, Türkiye'yi yorar, içinden kan atır, krizi sürekli hale getirir, kangren haline getirir. Yani bir tür kanser hastalığı metastaz yapar, biliyorsunuz. En kötü tarafı odur yani. O yüzden bu meseleyi çözmemiz, bizim barışı aramamız gerekiyor. Onun için konuşmamız gerekiyor, görüşmemiz değil. Ve bu meselenin en önemli aktörlerinden biri olan, kendiliğinden öyle olan, sizin bizim isteğimizin, irademizin, keyfimizin içinde kendiliğinden öyle olan Abdullah Öcalan'ın sesini duymamız lazım. Ne düşündüğünü bilmemiz lazım. E bilmiyor musun dedim. Biliyorum, barış istiyor. Barış isteyecek. Çözüm isteyecek, diyalog isteyecek. Nereden biliyorsun? E öyle yaptı. Yani yakın geçmişte öyle yaptığı için biliyorum. Ya nereden biliyorsun dersen, yani 2013 Nevruz'undaki konuşmasını biliyorum. O tarihlerden susturulduğu ana kadar gönderdiği avukat görüşmeleri yoluyla haberdar olduğumuz mesajlarından biliyorum. Oralardan biliyorum. Barış isteyecek, çözüm isteyecek, diyalog isteyecek. O sustukça demek ki çözüm istemeyen, barış istemeyen, diyalog istemeyen, müzakere istemeyen bir irade var. O irade de bu ülkenin yarın öbür gün bu sorunun kangren haline gelerek daha büyük sıkıntılara düşmesine yol açan bir irade demektir. Bu bitsin diyorum yani. Bu iş barışla bitsin. Diyalogla çözülsün. Barışa varalım. Onun için varız. Şimdi biz Yeşil Sol Parti olarak 15 Ekim'e kadar Yeşil Sol Parti'yiz. Ondan sonra başka bir ismimiz olacak. 11 Eylül itibariyle 4. Büyük Konferans kararları yayınlandı. 4. Büyük Konferans bütün yaz aylarını kapsayan 50 bin kişinin katıldığı seçim değerlendirmesi, eleştiri, öz eleştiri sürecinin oturarak gerçekleşti. Ve buradan işte bu konferanstan sonra parti yeni bir isimle, yeni bir vitrinle, yeni bir yönetimle 15 Ekim'den sonra sahaya çıkacak. Ne yapacak? 15 Ekim'den sonra göreceğiz diyorum ama bu partinin varlık sebebi Kürt sorununun esas, birinci sorunu. Şimdi tabii bu parti bir Türkiyeleşme projesinin partisi. Türkiyeleşme projesinin partisi olduğu için Türkiye'nin bütün sorunlarına, Türkiye'nin sorunları neyse hepsine cevap bulmak, cevap getirmek. Onun için var olan bir parti ama Türkiye'deki bir numaralı sorun ve bu partinin de kendi ana kitlesi itibariyle dayanağı olan insanlar bakımından öncelediği konu Kürt sorununun çözümü. Nasıl çözüm? Barışçı çözümü. Dolayısıyla bu parti yeni ismiyle, yeni vitriniyle, yeni kadrosuyla, yeni bir ruhla öyle diyeyim, Kürt sorununun barışçı çözümü için mücadele edecek. Bunun için ne gerekiyor? Bu stratejik olarak bakış bu. Taktik alanda bu stratejiyi yerine getirmek için taktik planda neler yapılabilir? Bu günün gündemine göre değişkenlikler gösterebilir. Tabii en önemlisi önümüzde yerel seçimler var Mart ayında. Bu herkes için bir numaralı sorun. Hiç kimse için
bir numaralı sorun olmasa bile, ki değil öyle, ama bir kişi için kesinlikle bir numaralı sorun nedir o? Kim o? Cumhurbaşkanı. Nereden biliyorsun? Söylediği için biliyoruz yani. Bir numaralı sorunu o. Onun yerel seçimler ve özellikle de İstanbul Belediyesi'ni geri almak. Ve arkasından dün de açıklama yaptılar. İletişim Başkanlığı açıkladı Cumhurbaşkanlığı'nın. Yeni anayasayı gündeme getirmek. Yani Cumhuriyet'in 100. yılı bitti. Yeni bir yüzyıl başlıyor. Sloganımız da hazır. Türkiye'nin yeni yüzyılı. Türkiye'nin yeni yüzyılına da 12 Eylül döneminin, bugün yıl dönümü malum, onun anayasasıyla, askeri rejim anayasasıyla ne kadar değişmiş olursa olsun onunla değil, yeni bir anayasayla girelim. Yani önümüzde ne duruyor? Bir, yerel seçimler. İki, yeni anayasa süreci. Dolayısıyla soruya dönersek, bizle ilişkisine, bizim için de bir numaralı mesele yerel seçimler olacak. 15 Ekim'de parti yeni ismi ve yeni vitriniyle birlikte sahaya çıktığında ne olmuş olacak yani yerel seçimlerde? Kayyum rejimini ortadan kaldırmak olacak. Kayyum rejimini ortadan kaldırmak çok güçlü bir halk iradesiyle kayyumların bulunduğu bütün belediyeleri bu halkın iradesiyle geri almak. Başta Ahmet, Diyarbakır, Van'a kadar her bölge ve Türkiye'nin batısında da rol sahibi olmak bunda. Ondan sonra da yeni anayasa yapılacaksa şayet yeni anayasanın Kürtlere statü sağlayacak hükümler taşıması için onun için uğraşacağız. Bütün bunlar için ama Kürt sorunun çözümü ne olacak? Onlar o olmadan zaten bunlar olmaz. Bir yandan da ona çalışacağız. Barış için mücadele edeceğiz. Ve yine konferans kararlarında olduğu için söyleyeyim. Bu yolda da bu adımları atarken de bir numaralı konu İmralı'daki tecridin kaldırılması mücadelesi. Bu olacak. Yani bizim yol haritamız çok karmaşık ve soru işaretleriyle dolu değil. Yolumuzu biliyoruz.